Arkadaşlar hoş geldiniz. Speed Chess Championship'te çeyrek final heyecanı. Hızlı satranç turnuvasında Magnus Carlsen ve Arjun Erigaise eşleşti. Arjun Erigaise'yi daha önce duymamış olabilirsiniz ama kendisi şu anda dünyanın 5 numarası, 4 numaraya kadar yükselmişti ve büyük turnuvalardan davet almadığı için kendisi oynayabildiği her turnuvaya gidiyor ve reytingini de öyle yükseltti ve gerçekten saygı duyulması gereken bir isim. Hızlı satrancı da çok iyi. Ama kötü olan şey burada Carlsen'le eşleşmesi belki de. Ve bu arada bu karşılaşmayı kazanan, yani bu totalde maçı kazanan Hans Niemann'la eşleşecek. O da ayrı bir dava tabii ki. Hans Niemann'la Magnus Carlsen birbirini dava etmişti biliyorsunuz. Ve ondan sonra da genelde karşılaşmamaya çalışıyorlar. Yüz yüze karşılaşmaya 2022'den o olaylı karşılaşmadan sonra hiç çıkmadılar. Ve eğer Carlsen burada Arjun Erigaise'yi elerse Paris'te yüz yüze Hans Niemann'la karşılaşacak. Hatta bir detay daha vereyim sizlere. Hans Niemann'la takım turnuvasında aslında Magnus Carlsen'in takımı eşleşti ve birinci masada denk geleceklerdi. Fakat 3 kere eşleşmelerine rağmen Carlsen 3'ünde de yedek oldu. Bir şekilde takımı onu birinci masaya koymadı. Artık sebebinin artık Carlsen tarafından mı olduğunu yoksa takım tercihi olduğunu size bırakıyorum. Ve Magnus Carlsen Paris'te Hans Niemann'la eşleşmek için Arjun Erigaise'yi nasıl eleme noktasına getirecek? Beyazlarda Magnus Carlsen, siyahlarda Arjun Erigaise ve oyun E4'te başlıyor. Bu arada şunu anlatayım. Oyuncuların birer dakikası var ama oyuncular önce 5+1, sonra belli bir süre 3+1, sonra da belli bir süre 1+1 oynuyorlar ve yani tabii ki turnuvaya yakışır bir şekilde hızlı satrançta bütün tempolarda kendilerini test ediyorlar ve E4'ün devamında E6 hamlesiyle beraber Arjun Erigaise çok fazla Fransız açılışı tercih etmişti. Burada da onu uyguluyor. At F3'ten sonra D5 hamlesi geldi ve E5'ten sonra da aslında siyahlar C5 ile birlikte hem D4 hamlesini kesti hem de aslında oyunda çok çabuk eşitledi diyebiliriz. Hatta belki de siyahlar daha iyi bile kalabilir. C3'ten sonra at C6 hamlesi geldi. Normal şartlarda D4 hamlesini de çok fazla görüyoruz. At C6 ile devam etti ve beyazların D4'üne izin verdi. Fakat beyazlar bambaşka bir şey oynuyorlar. G3 ve F6'dan sonra burada E5'e baskıdan sonra burada Carlsen hiç düşünmeden E çarpı F6 aldı ve siyahların gelişimine bu tabii ki olanak tanıyor. At F6, fil G2, fil D6 gelişim devam ederken beyazlar rok attı ve siyahlar burada artık E5 oynamak zorunda. Yani E çarpı F6'nın neden yanlış olduğunu fark edebiliyoruz. Çünkü E5 hamlesinden sonra siyahlar inanılmaz bir konum elde ediyorlar aslında. Ama Arjun Erigaise bunu tercih etmedi ve o da hızlıca rok atmayı tercih ediyor. D4 hamlesiyle beraber E5'te kesildi ve artık her iki oyuncu da gelişimini bir noktada tamamlamış oldu. Fil D7 daha sakin devam ediyor Arjun Erigaise. Kale E1 hamlesi geliyor. E6'ya güzel bir baskı var. Vezir C7 hamlesinden sonra da fil E3'le beraber C5'i istiyor. Bir şekilde alarm çaldı. Kusura bakmayın. Fil E3'ten sonra C5'e bir baskı var ve bu C5 baskısını tabii ki işte atı bir yere getirerek ya da B6 oynayarak devam ettirmek istemiyor Arjun Erigaise ve C çarpı D4, C çarpı D4'ten sonra burada at G4 ile beraber buradaki file sarkıyor ve aynı zamanda kalenin de hattını açmış oluyor. Tabii ki at H2'ler, işte filin G3'e gitmeleri şu anlık birazcık hayal gibi gözükse de bunlara birazcık bakmak lazım tabii ki. At G4'ten sonra beyazlar çok da önemsemediler oraları tabii ki. Henüz hayal diyor. At C3 ile beraber gelişimine devam ediyor Magnus. At B5'ten sonra ver D6'yı, ver burada C7'yi diyecek ve o güzel fili de almış olacak. Dolayısıyla buna bir önlem bulmanız lazım. Öncelikle at çarpı E3, kale çarpı E3 ve devamında A6 geldi. Şimdi konuma baktığımız zaman herhangi bir alarm daha fazla çalmasın diye şunları da kapatayım. Konuma baktığınız zaman aslında beyazlar yani birazcık da çok oyunu önemsemeden oynadı diyebiliriz. Yani işte F6'yı aldı, hiç bakmadan rok attı,
işte gelişimine normal devam etti ve bir anda üstün kalmış oldu aslında. Carlsen'in röportajı var maç sonu ve o maç sonunda da çok isteksiz olduğu gözüktü ve bu karşılaşmayı da aslında çok da fazla oynamak istemediğini gösteriyor. Belki Hans Niemann'la eşleşmemek adınaydı ya da belki işte son dönemde biliyorsunuz bir ay önce annesini kaybetti ve belki birazcık da ondan hani çok fazla böyle oynamak istemiyor olabilir. Ve bu karşılaşmada yani o kadar oynamak istemese dahi yine iyi bir konum elde etti. Ve burada beyazlar alt G5 hamlesiyle beraber hem E6'daki boştaki piyonu istiyor hem de atın buradan kaçtığı her senaryoda vezir H5'e gidebiliyor. Ve vezir H5'le beraber gördüğünüz gibi vezir H7'den mat isteyecek. Dolayısıyla siyahların da bunların hepsine bir çözüm bulması lazım. Hem E6'yı koruyacaksınız hem H7'ye bir çözüm bulmaya çalışacaksınız. Yani at D8 oynarsanız bu pek olmuyor. Yani vezir belki H5'e gitmese de vezir D3'ten buralara bakabilir. Ve atın D8'de çok fazla işi yok. Yani bunu E6'yı korumak için buraya getirirseniz kalelerin bağlantısı kopacak. Yani en azından E6'yı feda etseniz belki daha bile iyi. Şimdi alt G5'in ardından Arjun Eriga ise kale F6 ile beraber hem E6'yı koruyayım hem de vezir H5 geldiğinde buraları da koruyacak bazı hamleleri yapabilirim diye düşünüyor. Mantıklı olabilir. Fakat bilgisayar bizlere bunun çok büyük bir yanlış olduğunu söyledi. İşin en garip tarafı Carlsen bunları normal oynarken yani işte F6'yı aldım, rok attım, bir anda iyi kaldım derken burada Magnus Carlsen 20 saniye düşündü. Yani size şöyle sorabilirim. Ya arkadaşlar kale F6'dan sonra bu hamle yanlış, siz bir hamle bulun diye sorabilirim. Fakat Carlsen bunun yanlış olduğunu bilmiyor. Bilgisayar değerlendirmesini görmüyor ama bir şekilde vücudu burayı hissediyor yani. Ve kale F6'dan sonra Carlsen burada bir taktik olduğunun farkına vardı. Ve gitti burada fil çarpı D5 patlattı. Ve fil çarpı D5'ten sonra beyazlar kesin bir şekilde kazanıyorlar. Bu fil fedası çok güzel. E çarpı D5'ten sonra at çarpı D5 ve ver veziri ver kaleyi diyorsunuz. Şimdi fil feda ettiniz karşılığında. İşte kale karşılığında bir de at verirseniz aslında o kadar iyi bir şekilde kazanç sahibi olmuyorsunuz. Fakat burada başka hamleler de var. Şimdi vezir D8'e gitti. At F6 alındı. Vezir F6 hemen alındı. Ve vezir B3 ile beraber ver şahı. Eğer şah F8 kaçarsan ver at H7 şah vezir. Ve matı aslında yani inanılmaz mat oldu burada hani veziri alacağız diye yola çıktık belki de mat ettik. Dolayısıyla şah burada F8'e kaçamıyor. Şah H8'e kaçtı burada ve buradan sonra da artık dön baba dönelim at F7 ver şahı. Şah G8 bir daha aynı yere dönüyor Carlsen şaka yapmak için belki de. Şah H8'e at F7 ve şah G8'e de at burada D6'daki boştaki fili alıyor. Çünkü hala şah çekiyorsunuz. Şah H8'e bir daha at F7 ve şah G8'e at E5'ten sonra ver şahı ver buradaki D7'yi ama fil E6 artık sonunda kapatıldı ve fil E6'dan sonra da vezir B7 ile beraber plan artık başka bir yere çevrildi. Ver A8'i ver C6'yı diyorsunuz. Belki işte akla kale C8 gelebilir ama ona da at C6 hamlesi var zaten. Dolayısıyla kale F8 geldi. Dedi ki Carlsen'e eğer sen C6 alırsan dikkat et ben de burada F2 alıyorum ama Carlsen araya bir hamle sıkıştırıyor. Kale F3 oynuyor. Ver veziri ve tabii ki ver C6'yı ver arkasındaki F8'i. Burada belki at D8 oynayabilirsiniz. Yani at D8'e sen isterken ben de istiyorum. Ama karşılığında gördüğünüz gibi buradaki değişimlerden sonra kaleye fil çok net bir şekilde kazanç oluyor. Hatta üstüne piyonlar da üstün. Dolayısıyla burada artık oynanacak çok fazla bir şey yok. Arjun Eriga ise oyunu terk ediyor ve Carlsen %96.1 doğruluk oranıyla oynamış ve Arjun Eriga'yı de böylelikle bir noktada eliyor. Burada 12'ye 7 yapıyor skoru. Sonrasında skor işte bir gidiyor geliyor ama Carlsen yine de kazanıyor
ve Hans Niemann'la Paris'te eşleşiyor. Paris'teki bu turnuvaya ben de gideceğim. Orada içerik üretmek için Chess.com davet etti ve muhtemelen ilk odağım Carlsen Hans olacak. Bakalım neler olacak orada. Kendinize çok iyi bakın. Bu kanalı takip etmeye devam edin ki satrançtan da haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.